Almanya'dan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Şimdi herkes biliyor ki Türkiye turizm açısından riskli bölge ilan edildi. Türkiye'ye gidecek ne kadar vatandaşlarımız varsa, Türk vatandaşları geri dönüşünde yok karantina uygulayacaklar, yok korona testi yapacaklar, yok işe gidemeyecek, yok işinden olacak. Devlet büyük fabrikalarla anlaştı, büyük firmalarla. Almanya'daki çok büyük firmalar bilir, burada yaşayanlar bilir. Bosch, Siemens, Mercedes, Audi, VW, buna benzer çok büyük firmalarla. Yani bünyesinde 500'ün üzerinde işçi çalıştıran fabrikalar diyelim. Bunlara şöyle söyledi, dedi ki yerel yönetimler falan. Sen işçilerin mesela 20 yıl, 10 yılı, 10 yılı geçmiş bir insanın tazminatı 150 bin euroyu bulur. Böyle Mercedes'te, BMW'de, böyle büyük yerlerde çalışanlar. 20 yılı dolduran 250 bin euro tazminatı var. Bakın, tazminat hakkı var. Bu tazminatı onlar çıkarmasına gerek yok. Kendin gidersen eğer dersen ki onlara ben tazminat hakkımı alıp çıkmak istiyorum. Hay hay diyor, hemen 200 bin euro size. 200 bin euro anlaşıyorsun, 200-250 bir şey anlaşıyorsun, çıkıyorsun. Öyle Türkiye gibi hani onun seni atması gerekmiyor. Kendin de istiyorsun. Ben tazminatımı istiyorum, gidiyorum diyorsun. Veriyor hemen adam. Veriyorlar hemen. Çünkü tazminat verip çıkartmak istiyor kendisi zaten. Onun için 200 bin euro bir şey değil ki ne? İki tane araba parası. İki araba parası ya. İki tane araba parası. Sorun mu onun için? Neyse. Şimdi gitmeyin. Geldiğiniz zaman eğer Türkiye'den 14 gün boyunca işe gelmeyeceksiniz. Evde karantinada kalacaksınız. Karantinada kalmaz da işe gelirseniz hemen çıkışınız verilecek. Ya iş yerinden. Tazminatsız çıkış. Biliyor musunuz? Böyle belediyeler anlaştı bunlarla. Devlet, hükümet. Size de dedi güzel bir fırsat veriyorum. Bakın mahkemeye gidecek olursa bu Türkler, hani buna benzer şeyler, herhangi bir hakları yok. Çünkü biz kanunu onlara haberlerde yayınladık, onlara duyurduk. Onlar bizim kanunlarımızı radyodan, gazeteden, televizyondan takip edip gitmemeleri lazımdı. Gitmeseydiler. Sen hani denizin içine bir olta at, hani ağ at. O ağın içerisinden 30 tane, 40 tane, 50 tane, kaç tane balık yakalarsan yakala. 20 kişi yakalasan mesela BMW'de, Mercedes'te şu anda Sindelfingen'de 50 bin işçi çalışıyor. Belki 100 bin oldu şu anda. Untertürkheim falan filan onlar da katarsan 100 bine geçiyor. 100 bin kişi çalışıyor. Sen denize bir ağ at diyor. İçerisinden 100 kişi yakalasan diyor. 100 kişi. 250 bin liradan hesap edin kaç milyon euro yapıyor, düşünün aradaki farkı, karı. Sen de onları şutla, def et gitsin, yerine Alman bir tane al, o Alman orada çalışsın, kazansın diyor. O Türk diyorsa öyle güzel, iyi dolgun maaş getiren bir işten atılsın, parasız. Sen yerine bir Alman'a, Alman o işi orada devam çalışırken kazandığı parayı Almanya'dan dışarıya götürmez. Ama o Türk diyor, hep götürüyor diyor, hep götürüyor. Şimdi götürüyor, geçen sene götürdü, ondan önceki sene götürüyor, hep götürüyor diyor. Şimdi bu adamların 3 bin eurodan başlıyor maaşlar, 4-5 bin euro düşünün. Yıllık bunlar sadece 10-20 bin euroya varan kar payları bile alıyorlar. Yılda 20 ay, 22 ay rahat maaş alıyorlar bunlar. Yılda 12 ay var, 20-22 ay garanti alırlar. Hani aldıkları ekstra gelirleri, yılbaşı parası, izin parası, hastalık parası. Yani çok bunların gelirleri, çok yan gelirleri yani. Sadece kar payı senelik, hiç maaşından alakasız 20 bin, 10 bin, 15 bin euro değişik şu tufene yani basamağına göre sana kar payı veriyor çoğu firmalar. Şimdi bu adamlar böyle iş yerlerinde sene boyunca, 2 sene boyunca toplamış oldu 30-40-50 bin euroyu cebine koyuyor arkadaş. Geliyor Türkiye'de 30 bin euroya, 40 bin euroya 2 senede bir daire alıyor. Bir ev alıyor, örnek veriyor mesela, daha başka yatırım da yapıyor. Ne oluyor? 30-40 bin euro Türkiye'ye para gidiyor. O para Türkiye'ye girdiği zaman, orada Türkiye'nin bankalarına yatırıldığı zaman Türkiye'nin Merkez Bankası'na taşınıyor, Türkiye'nin ekonomisi kalkınıyor. İşte bunu istemiyor adam. İşte diyor o Türk 30-40 bin euroları bir daha biriktiremesin yıllık, bakın 10 yılda demiyorum, 2 yılda biriktiriyor. Onu bir daha biriktiremesin diye Alman birisine verelim diye. Alman burada yer içer, Real Madrid'e gider, Barcelona'ya gider, yok İtalya'ya gider, Hollanda'ya gider. Para yine Avrupa'da kalır, bizde kalır diyor. Ya da buradan ev mev alır, burada harcar, yer diskoda, barda yer bitirir diyor. En azından para bizde kalır. Ama Türkiye verirsen o işi, Türk'ün götüreceği garanti. Türk garanti götürüyor parayı. O zaman diyor, bunun diyor bir sisteme hani sokalım. Türkiye'ye gidenlere karantina olsun. Bir yanlış hata yaparsa da bir bahane yaparız, evine baskın yaparız. Türkiye'den geldiği zaman diyor 14 gün içinde evinden çıkarsa aniden baskın yaparız diyor. Gece gündüz bir ara geliriz, evde yoksa ha tamam sen o zaman 25-30 bin euro kadar cezası da var. İşten dağıtılıyor. Şimdi diyor, adamın bir ay izni var, bir ay.
Senelik bir ay izni var. Herkes bilir. Senelik çalışanın bir ay izni olur. Türkiye'ye sen gidiyorsun, bir ay iznini orada kullanıyorsun. Geldiğin zaman burada işe başlaman lazım. 14 gün evde nasıl karantina yapacaksın? Yok ki. Böyle bir haklı. Ha, o zaman rapor alırsın. Raporu ödemiyorlar. 2000 euro zararın olur. Mesela diyelim. Hem de iş yerinden sen bir ay izinden geliyorsun. Yeni izinden geldin. Krank denilen rapor alman, yani iş yerine güzel bir imaj da sergilenmez. Yani bir sürü yani sıkıştırmalı yasalar sebebiyle izine gitmemen için elinden gelen her şeyler yapmıştım. Şimdi ben her şeye rağmen Allah'ın izniyle ayın birinde, bayramın ikinci günü yola çıkıyorum kardeşim. Ben Türkiye'yi görmeden Almanya'nın stresini çekemem. Buranın 11'e çoğu kişi burada, ne kadar arkadaşım, eşim, dostum, çevrem varsa herkese sorduklarım hepsi ya bu sene de gitmeye verelim. Ya bu sene içlerinden hani şey olmuyor ama mecburen. Çünkü yasalar onlar o kadar sıkıştırdı ki. Ben diyorum kardeşim benim umurumda değil. Ben gideceğim. Bir yolunu bulacağım. Ben Türk'üm. Ben zaten ithal damatım. Buraya sonradan geldiğim için, Türkiye'de yetiştiğim için benim gözüm biraz kara. Öyle onların baskılarına, zulümlerine öyle korkacak da değilim. Tehditlerine aldırış etmiyorum. Buradakiler burada yaşayıp büyüdükleri için ufacık bir rizikoda korkuyorlar. Çekiniyorlar. Hani ses çıkartamıyorlar. Sus pus oluyorlar. Ama ben orada yetiştim abi. Ben korkmuyorum. Ben gideceğim. Hatta 7,5 aylık eşim de hamile. Onu da götürüyorum. Doktor da hani yasak demesine rağmen gidiyorum. Bir ay rizikolu, çok rizikosu da var. Ama Türkiye'ye gitmeyince, Türkiye'miz zaten şu anda büyük bir ekonomik sıkıntı, yani sıkışıklığın içine pençesini aldılar zaten. Turistler, bizim Türkiye'nin geliri, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük geliri, birincisi tekstil, ikincisi turizm. Turizm koronavirüs sayesinde tamamen durdu. 6 aydır uçak bile uçmuyor. Yaprak kımıldamıyor. Şimdi tam şu anda açılmak üzere yaz sezonu, bakın görüyorsunuz, Rusya yeni yeni açmaya başladı. Avrupa'dan hiç turist gelmeyince anlaştılar bütün Avrupa Birliği. Herkes oraya karantina uyguladığı için, oraya insanlar gelmeyince, Türkiye'ye yani para girmeyince, bakın kapı kule boş, para girmeyince, dolar, euro girmeyince, ekonomi allak bullak oluyor. Şu anda euro 8'in üzerine çıktı. 8-10'larda. Bak 8'in üzerine çıktı. Bunlar Türkiye'yi böyle ekonomik sıkışıklığın içerisine, pençesine alıp Türkiye'yi Libya'da, Suriye'de elini sıkıştırmak, Akdeniz'de sıkıştırmak, bunların sıkışıklığı ve ekonomik darlık sebebiyetiyle daha da ekonomi iyice sıkıştığı zaman hazır ellerinde CHP denilen bir sopalar var. Ekonomik hani darboğazlık sebebiyle kendi sokağa dökeceği DHKPC'si, HDP'si, şunu bunu ne kadar insan varsa hani gezi olaylarının bir değişiği. Biraz daha hani ekonomik sıkıntıdan dolayı işsiz, güçsüz, aç, yoksul insanlar çoğalırsa biraz da onların da desteğiyle çok büyük çaplı gezinin 10 kat büyüğü bu 2021 yıllarına doğru büyük mitikler, eylemler peşindeler. Bakın büyük işler peşindeler. Asıl yani bir hani barolarla yürüdüler. Bu hani Muğla'da yaşanmış olan o Pınar Kültekin olayıyla hani kadınlar sokağa çıktı. Yani yürüyüş bir kıvılcım, bir hani ufak bir kıvılcım bulsalar, biliyor musun, her taraf benzin. Ufak bir kıvılcım bulsalar bütün Türkiye'yi karıştıracaklar. Aynı sarı yelekleri karıştıracaklar. Sadece bir sebep yok ortada. Sebep. Sadece bir sebep. Bir tuttursa CHP, bir Kılıçdaroğlu bütün Türkiye'yi sokağa dökecek. Yani o zaman ne olacak? Kaddafi gibi saraya yürüyüp Erdoğan'ı linç edip hükümeti alaşağı edip 15 Temmuz'da yapamadıklarını halka yaptırmak istiyorlar. En kötü ihtimalde hükümeti çok köşeye sıkıştırıp erken seçime sürüklemek. Ama biz ne diyoruz? Avrupa'dayız. Bütün tehditlere aldırış etmiyoruz. Ve izine gelmek için, bakın hazırlığımı yapmışım, yoluma çıkacağım. Elimden geldiği kadar ne kadar param, eurom, neyim varsa hepsinde Türkiye'ye yatırımımı hep Türkiye'ye yapıyorum. Çünkü niye? Türkiye'nin daha çok ihtiyacı var. Biz varız diye Türkiye var. Biz olmazsak, bak biz o Türkiye'ye hani böyle ekonomik sıkışıklığında biz elimizden geleni yapmazsak, Türkiye gibi bir devlet hani olmazsa, hani Ecevit gibi el etek öpen bir devlet olursa, IMF'nin kapısında dilenen bir devlet olursa, o zaman işte asıl soykırımları görün Avrupa'da. Bakın o zaman görün. O zaman biz nelere maruz kalıyoruz. Şu anda bizim başımıza ufacık bir olay gelse, anında Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı anında burada mantar gibi dikiliyor, hemen bitiveriyor. Ama güçlü bir ülke olmazsa, borç dilenen, el etek açan bir ülke olursa, değil Cumhurbaşkanı gelmek, hiçbir kimse gelmez. Bunlar da buraya hani anasız babasız yetim çocuklar olur gibi vur şamarı, vur tokadı bunlara, vur tokadı bunlara. Ne kadar vurursam vur. Ardını arkasını soracak devlet yok ki, o yüzden. Bakın 94-93 yılında Mesut Yılmaz Almanya'ya geliyor. Almanya'ya, Frankfurt'tan adamı
Berlin'den Frankfurt'a buraları geziyor. Münih'e gidiyor. Türkiye'nin başbakanı olarak. Münih'in belediye başkanı bu kim la diyor ya. Bu adam mı diyor ya. Bu kim ya. Buna yani varıp karşılamıyor. Adam yerine koymuyor. Bir protokol muradık hiçbir şey yapmıyor. Lan sıradan bir adam. Bu bizim yani bizim ilçe belediye başkanımız, ilçe teşkilat başkanımız bile olamaz diyor. Biz bu kim ki ne bunun yanına gidiyor. Bak Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz'dan bahsediyorum. Özür dilerim şu lafı söylediğim için. Kıçına baka baka da Türkiye'ye gidiyor. Kıçına baka baka Türkiye'ye gidiyor Mesut Yılmaz. Bir kişi de çıkıp da karşılamıyor, elini sıkmıyor. Türkiye'nin başbakanı. İşte böyle bir ülke istiyorlar. Bizim böyle olmamızı istiyorlar. Biz de öyle olmayalım diye elimizden gelen ne kadar Türkiye'ye katkımız varsa her zaman da yaparız. Sonuna kadar da oradayız. Ve bunların tehditlerinde çaldırış yapmıyorum. Gerekirse Türkiye'den gelecek mi? Test yapılacaksın. Yaparım testini. Geldikten sonra karantina mı kardeşim? Niye? Al İspanya'dan gelenler, Fransa'dan gelenler. Al İspanya'da şu anda azdı. Virüs azdı. Al İtalya'dan gelenler. Adamların nüfusun yarısı gitti ya. Yarısı gitti. Türkiye'de bugün koronavirüs o kadar etkin değil ki ne? Dikkat ettikten sonra. Niye? Amerika'ya bakınsana. Kırıldı gitti ya. Niye adam İtalya'ya, İspanya'ya, Fransa'ya karantina uygulamıyor? Onlara parayı yediriyor ama. Onlara para gidiyor. Burada siyaset var, politik var. Yani burada şey yok. Gerçek sağlık düşüncesi yok yani. Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da böyle şehirlerde yaygın. Antalya'da, İzmir'de, şuralarda, deniz kenarlarında fazla yaygın değil ki ne. Zaten deniz kenarında şezlongdasın, açık havadasın, denize giriyorsun. Zaten çoğu da ev kiralıyor, kendi havuzu, villası, villa kiralıyor. Kimseyi görmüyorsun, etmiyorsun. Kurban bayramı, kurbanı da kendin keseceksin. Sağa sola fazla gitmediğin sürece, girdiğin alışverişte de maskeni taktığın sürece sen kendini korusun kardeşim. İnsan kendini korur, dikkat edersin. Ama gel gelelim, iş, sağlık, ciddiyet veyahut da insanların yurt dışından buraya gelenlerin virüsü taşıması değil. Yani birinci sebebi. Birinci sebebi Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, yeni gezi olaylarına zemin hazırlamak. CHP'nin önünü açmak, halkı sokaklara indirmek için. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.